Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Keçe Tasarım Atölyesi'nde konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Hayrun Nisa Başaran var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz, hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz, sizlere geldiniz. Bizim için çok büyük bir keyifti efendim. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Sektörle şimdi tanışma nasıl oldu? 1950 Bursa doğumluyum. Evet. Sanat okulu mezunuyum. Ve sanata başladığım günden beri devam ediyorum. 2007'de de bu keçe sanatıyla tanıştım. Sıcak olan şeyler her zaman bana yakındır. Çok ilgimi çekti ve bunu o seneden beri devam ettiriyorum. Öğretiyorum. Yaygınlaştırmak amacımız zaten ölmeye yüz tutmuş bir sanat. Maalesef. Esas Orta Asya'dan bize gelen fakat bizim elimizden kaçmış bir sanat dalı. Bunu hep arkadaşlarımızla yaygınlaştırmak, tanıtmak, sağlık açısından faydalı, sıcak tutan, yazın serin tutan, sağlıklı bir konum olduğu için buna ben devam ediyorum. Öğretmeye de devam ediyorum. Çok mutluyum yani bu konuda çalışmaktan. Evet, neler yapıyoruz peki burada? Neler yapmıyoruz ki? Bu çalıştığımız ıslak keçe sanatı, tepme keçe denen, eskiden işte halılar, kilimler, efendim otağların yapıldığı bir sanat. Bunu dekoratif hale getirdik biz. Yelekler, şapkalar, kaşkoller, efendim etekler, elbiseler, her türlü yerde birçok dalda kullanılıyor. Islak tepme keçe. Keçe nakışı olarak da kullanılıyor. O da bu masada gördüğümüz sanat dalı. O da apayrı bir sanat ama hep yünle çalıştığımız bir sanat. Yün işlev görüyor. Evet. Ve bunu ıslak keçe olarak teperek keçe çantalar çok fazla yani yapılan şey. Evet. Çok fazla. Aslında hizmet sektöründesiniz bir nevi bakmış olduğumuz zaman yani evet. Kriterleriniz vardır kendinize ait. Olmazsa olmazlarınız, evet. Mutlaka dikkat ettiğiniz hususlar. Neler bunlar peki? Şimdi ben her şeyin düzenli olması, bir şeyin güzel çıkması, yani bunu şey yapmak, arkadaşlarla paylaşmak amacım. Evet. Hani en ufak noktasına kadar ben paylaşırım. Ama bence başarınızın sırrı bir kere çok severek ve inanarak yapıyorsunuz işinizi. Severek, inanarak yapmak, büyük azimle yapmak, bir işi bitirmek, yılmamak. Yani ben bunu yapacağım, ben bunu başaracağım. O felsefemdir benim. Hiçbir zaman yılmam. Bir şeyde yılmamışımdır. Sanat hayatımda birçok işler yaptım. Ama her şeyde bir yere ulaştım. Bu keçede de ulaştım, bir yere geldim. Değil mi? Muvaffak olduğuma inanıyorum ve birilerine bir şey verdiğime inanıyorum. Şükrediyorum yani çok güzel bir konumdayım şu anda. Evet. Başarıma ulaşmış bulunuyorum. Kesinlikle bir puzzle parçası gibi değil mi aslında bu olay? Tabii ki mesela şeyler bu keçe tablolar puzzle gibi çalışıyoruz ve boyutluyoruz. Hepsi el emeği göz nuru. Hepsi el emeği tek tek çalışılıyor. Tek tek her bir parça tek tek. Kimi bir ay sürüyor kimi iki ayda bitiriliyor bu tablolar. Yani sabır, sevgi olmasa bu iş hiçbir zaman olmaz. Bana evet. Diyorlar sıkılmıyor musun? Mesela bu sene ben boncuk sanatına da girdim. Çok küçük mayık boncuklar yaptım. Nasıl yapıyorsun? Ben seviyorum, sanatı seviyorum. Bir yaşam kaynağım benim sanat. Değil mi? O sevgiyle olan bir şey, sabırla olan bir şey. Sevmeseniz bu iş yürümez zaten. Evet, bizim de biraz merakımızın olması lazım aslında. Yani tek sizde de biten bir şey değil. Bizim de bir hevesle yapmamız gerekiyor. Evet, bu konuda evet. Çok eksiğiz biz çünkü. Bir şey yapıyorsanız onu hevesle yapacaksınız. Sevgiyle yapacaksınız. Bir yün parçasını alıyorsunuz, onu bu hale getiriyorsunuz. Bir yün parçası bir yelek oluyor. Bir sanat eseri çıkıyor. Bir yün parçası bir şapka oluyor. Bir yün parçası bir kaşkol oluyor. Yani buna baktığın zaman ben gurur duyuyorum yani kendimle. Bu bir yün parçasıydı. Ama bugün bir kaşkol oldu, bir şapka oldu, bir yelek oldu. Evet. Severek yaptığın zaman her şey başka oldu. Yani ne iş yapıyorsan yap bir kere severek yap. Sevgiyle yapacaksın. Severek yaptığın zaman muvaffak ol. Bu da böyle olsun olmuyor.
Onu özenerek, severek yaptığınız zaman bu şekilde devam başarılı olur. Peki istediğiniz yerde misiniz? Yani uzun yıllardır sektördesiniz. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğim yerdeyim. Zaten ben 66 yaşımı bitiriyorum. Hala mı çalışıyorsun diyorlar bana. Evet. Ben kendimi dün gibi zannediyorum. Hep dünkü gençliğimdeki gibi zannediyorum. Yaşımı unutuyorum. Amatör ruhu kaybetmemişsiniz. Bir amatör ruh vardır. Siz bizden hiç daha iyi bilirsiniz. Hiçbir zaman kaybetmem. Kaybetmemeli de insan zaten ruhunu. Kesinlikle. Biz bu yolda başarılar dilerim efendim sizlere. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Bu arada bir serginiz olacak. Evet, sergim. Buradan neler aktarmak istersiniz Şubat, olarak? 25 Şubat Cumartesi 19'da açılışı var. Evet, biz de davet edelim herkesi. İkram yani başını... herkes davetlimiz. Gelsinler, bizimle birlikte olsunlar. Evet. Bu yaşasınlar, bu ortamı yaşasınlar. Ben her zaman onu derim. Bu ortamı yaşayın yani, bir şey yapmak etmek değil. Bu atmosferi koklayın. Evet. Bu bir tiyatro gibi. Bu kokuyu aldığınız zaman bu iş bitmez. Kesinlikle. Bu başka bir şey yani. Evet. Ruhunuza işliyor çünkü. Aynen öyle. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ederim. Bu imkanı bana verdiğiniz için. Ne demek? Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Keçe Tasarım Atölyesi'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.